Kayıttayız efendim, buyurun. Değerli basın mensupları, bir seçim dönemindeyiz. 14 Mayıs sandıklara giderken düğüne gider gibi gideceğiz. Bayrama gider gibi gideceğiz. Adeta bir evladımızın nişanına gider gibi gideceğiz. 14 Mayıs demokrasinin bayramı olsun. Barışın bayramı olsun. Kardeşlik hukukunun bayramı olsun. Biz istiyoruz ki 14 Mayıslar hiçbir zaman bitmesin. 14 Mayıs'lara herkes saygı duysun. Demokrasi varsa bu toplantıları yapabiliyoruz. Demokrasi varsa bu güzellikleri yaşayabiliyoruz. Erzincan'ımıza ayak attığım andan itibaren hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün Erzincanlı hemşehrilerimin göstermiş olduğu ilgiye, alakaya kocaman teşekkür ediyorum. Bu sabahleyin saat 6'da çıktım. Birçok noktaya gittim. Taksi duraklarını gezdim. Otobüste işe giden kardeşlerimle konuştum. Öğrencilerimizle konuştum. Onlar yurtlara gidiyorlardı. Hayvanseverlerle konuştum. Doğaya baktım, çevreye baktım. İnşallah ve inşallah can Erzincan'ımızın ışığını daha fazla yakacağız. Can Erzincan'ımız Türkiye'mizin gündemine oturacak. Sosyal aktivitelerle can Erzincan'ımızı şahlandıracağız. Erzincan'ımızda sanayiye çok büyük önem vereceğiz. Erzincan'da tarıma çok büyük önem vereceğiz. Hayvancılığa çok büyük önem vereceğiz. Erzincan topraklarında ekilmeyen, biçilmeyen yer kalmayacak. Söz veriyorum. Bir süre sonra Almanya'daki, Fransa'daki, Ankara'daki, İstanbul'daki, İzmir'deki, Antalya'daki, Manisa'daki Erzincanlı hemşehrilerimiz hep buraya dönecekler ve bu toprakların güzelliklerini yaşayacaklar. Erzincan toprakları, atalarım, dedelerim, ecdatlarım bu topraklarda bana dürüst olmayı öğrettiler, mert olmayı öğrettiler, yiğit olmayı öğrettiler ve hiçbir zaman yapamayacağım bir sözü asla söylemem, asla söylemem. Hiçbir zaman hiçbir Erzincanlı hemşerimin yüzünü bugüne kadar milletvekili olduğum dönemde, belediye başkanı olduğum dönemde, siyasetin her kademesinde görev aldığım dönemde hiçbir Erzincanlı hemşerimin yüzünü kara çıkarmadım. Bundan sonra Rabbim izin verirse inşallah çıkarmayacağım. Erzincan'da hiçbir siyasi parti farkı gözetmem mümkün değil. Benim hemşerimin başımın üzerinde yeri vardır. Yarın bana oy versin vermesin bütün Erzincanlı hemşerilerimin vekili olacağım. Bana Ankara'ya gelen, Erzincan'daki büromuza gelen bir hemşerimize hangi partiye oy verdin, sen neredensin, hangi ırktansın, hangi kültürdensin, hangi inançtansın diye bir soru sormam. Bir tek soru sorarım. Hemşerim, ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Şunu bilesiniz ki Erzincan'da Bismillah diyerek bizi seçen yurttaşlarımızın bir tek gün pişman olmayacaklar. İnanın ki o kadar iyi çalışacağız ki bize oy vermeyen yurttaşlarımız da 4 ay sonra diyecekler ki seçim yaklaşsa da biz Sarıgül'e oy verseydik. Bunu uzun yıllar Şişli'de başardım. Erzincan'da da başaracağıma inanıyorum. Baba topraklarındayım, ata topraklarındayım. Heyecanlıyım. Müthiş bir şekilde enerji doluyum. Heyecanı ve enerjimi bana veren bütün Erzincanlı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Erzincan'da ben kazanmayacağım. Ben milletvekili aday olmayacağım. Milletvekili aday olmaya talip değilim. Allah'ın bana izin verdi. Ben o milletvekilliğini daha önce yaptım. Ben Erzincan'da gençlerin abisi olmaya, büyüklerimizin de inşallah evladı olmaya talibim. Erzincan'a selam verip selamları almaya geldim. Bereketli sofraları kurmaya geldim. Büyüklerimin hayır duasını almaya geldim. Renkli halaylarda Erzincan, Erzincan diye de coşmaya geldim. Erzincan'da sevgi kazanacak, Erzincan kazanacak, inşallah Türkiye'm kazanacak. Hadi çok teşekkür ederim. Otobüse gidiyoruz. Çocuklar basın otobüse. Otobüse gidiyoruz.